Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Birkaç bir şeyler internetten sipariş etmiştim. Onlar geldi. Onları göstereceğim. Ve böyle bir iki parça da dışarıdan AVM'den bir şeyler aldım. Onları göstereceğim. Ve market alışverişim var. Market alışverişini göstermeye hiç değmez. İşte çikolata sos, kakao falan aldım. Ondan sonra bir tane de şöyle domates sos aldım. Başka bir şey yok. Şimdi kargolarımızı açalım. İçerisinde ne vardı? Asla hatırlamıyorum. Açacağız ve bakacağız. Bunlar Trendyol alışverişlerim. Şöyle bir bakalım ne gelmiş. Aa, bunu Yağmur Vardar önermişti. Vay, güzel paketlemişler. Şöyle Argentina keratinin bir şampuanı arkadaşlar bu. At kuyruğu şampuanı. Şöyle bir ürün. 250 ml'lik pompalı şişedeydi. Bakalım öyle miymiş. Aynen. Şöyle gayet sağlam bir şekilde geldi. Saç uzamasına falan etkiliymiş. Kepek önleyici, saç güçlendirici, saç dökülmesine karşı vitaminler falan içeriyormuş ve çay ağacı yağı içeriyormuş. Sağlıklı saç derisi, sağlıklı saçlar. 4 farklı etki diye şöyle bir şampuan. Ben Swissoderm'i çok seviyorum biliyorsunuz. Onu da alırım. Bunu beğenirsem eğer bunu da almaya devam edebilirim. Sonra Misha'dan bir alışverişim var. Misha'nın şu yıllar önce kullanıp da çok bayılarak kullandığım güneş kreminden, Tone Up güneş kreminden aldım. İnsan bir tane içine tesir koyar. Neyse. Şöyle Tone Up Power Block. Çok güzel bir SPF 50 içeriyordu. Aynen. Güneş koruması olan pembe alt tonlu. Böyle incili gibi. Çok güzel bir güneş koruyucu. Bir tane bundan aldım. Güneş koruyucu benim en temel masraflarımdan bir tanesi olduğu için ona verdiğim paraya hiçbir şekilde şey yapmıyorum. Üşenmiyorum, çekinmiyorum. Ve Trendyol Milli alışverişim. Bunu da hemen göstereyim. 3 parça bir şey aldım. Üf, kargo poşetleri. Aman Allah. Bayılırız ama işte. Bir tane kırmızı, bir turuncu gibi duruyor ama kırmızı. Şöyle bakın. Şöyle. Bana bile turuncu gibi geliyor ama gerçekten kırmızı güzel bir renk. Şöyle bir bralet aldım. Arkası askılı. Şöyle çok şık. Bunun bedeni medium'du. Ben M beden aldım. Benim üst bedenim biliyorsunuz alt bedenime göre bayağı ince. Güzel. Beğendim bunu. Ondan sonra bir tane bunun bende turuncusu vardı. Böyle bir yeşilini aldım. Bu fosforlu yeşilleri biliyorsunuz ben çok severek kullanıyorum. Çok severek yiyorum. Bunu da böyle almak istedim. Bunun bedeni large. Şöyle çok güzel bir tişört. Dik yaka, yüksek yaka. Bir tane de evde giymelik. Böyle gecelik gibi, ev elbisesi gibi bir şey aldım. Siyah sırt detaylı bir şey, bir elbise. Kumaşı böyle çok polyester. Pamuklu bir kumaş değil. Ve şöyle bir elbise arkadaşlar. Şu şekilde. İç gösterir. Ya yazlık sayfaya yerde giyersiniz ya da bilmiyorum içine jüponla falan da olmaz. Jüpon muydu onların adı? Yırtmaçlı falan bir şey bu arada. Güzel bir ürün. Evet. Güle güle giyeyim ben bunları. Hepsi olur üzerime bu arada. Kıyafet şey seçmekte iyiyimdir. Erkek arkadaşımın bornozunun saç havlusundan aldım. Şöyle bir havlu. 149 lira 98 kuruştu ama indirimle ikisini 250 liraya aldım. Şöyle iki tane aldım bunlardan. Şu şekilde. Sonra Çakra'dan da iki tane havlu aldım. Bir tanesi şöyle kare desenli. Çok az deseni var. Hiç böyle farklı farklı şeyler yok. Hep böyle beyazlar falan olduğu için ben de böyle bir şey alayım dedim. Ondan sonra bir tane de C harfli. Şöyle C harfli bir havlu aldım. Bunlar da bu şekildeydi. İki tane de
Nespresso kapsül aldım. Sol böbreğimi vererek aldım bunları. Bir tanesi Voluto. Diğeri de neydi? Ne bu? Nikaragua aldım. Bunlar da böyle çok şey olmayanlardan. Bu 5 numara, bu 4 numara. Çok ağır olmayan kapsüllerden. Bunları da biliyorsunuz kahve içmeyi azalttım ama böyle misafir geldiği zaman falan içiliyor. Alışverişlerim bunlardı. Bunları bir yerlerine yerleştireceğim. Sonra kendime güzel bir yemekler yapacağım. Sonra güzelce bir evi süpüreceğim. Ondan sonra sileceğim. Sonra duşa gireceğim arkadaşlar. Evde daha fazla gösteremeyebilirim. Artık yarın dışarılarda bir yerlerde, sokaklarda görüşürüz. Herkese yeni bir günden merhaba dostlarım. Birkaç gün önce en son böyle bir iki alışverişlerim, kargolarım, onları göstermiştim. Ondan sonra evde misafirler derken böyle bir kaldı video çekişim. Bir de o arada bir şey oldu. Çok kötü bir şey oldu. Yani kötü bir şey oldu ama sonuçta iyiye bağlandı. Artık bir meselemiz sonsuza kadar çözülmüş oldu yani. Neyse. Onu da anlatacağım. Bu sebeplerden böyle birkaç günlerdir video çekemiyordum. Şimdi geri geldim. Her zamanki ritüelimiz H.C. Care'ın saç yağını süreceğim. Çok güzel bir yağ. Çok memnunum. Çok severek kullanıyorum ve saçları gerçekten çok güzel uzatıyor. Aklınızda olsun. Bir de Hint yağı sürelim. Aynen. İkisini beraber sürelim. Sonra evi temizleyeceğim. Fatih Altaylı izleyeceğim falan. Böyle işlerim var arkadaşlar. Misafirlerim gitti. Gülsümcüğüm de gitti. Önce ilk misafirlerim gitti. Sonra Gülsüm geldi. Gülsüm de gitti. Gülsüm geri gel kız. Ne güzel alışmışız valla. İyiydik yani. Ondan sonra. Öyle. Herkes gitti ben. Gene tek kaldım. Ağlıyorum. Yok hayır ben yalnızlığı severim. Yani böyle arada sırada misafir de seviyorum. Çok böyle kalabalık misafir olmadıktan sonra. Çünkü biliyorsunuz ev küçük yoksa kalabalık misafir de severim. Öyle işte. Neyse. Bir yandan da yok ya kalabalık misafir küçük evde güzel olmuyor. Yok küçük evde kalabalık misafiri sevmem. Misafir severim. Evet. Neyse. Kadın meselesi artık patladı arkadaşlar. Bayağı böyle biz birkaç gün Twitter'da atıştık. Gerçekten böyle. Ben bir şey yazıyorum. Kadın karşılık veriyor falan. Pazartesi günü, bugün günlerden çarşamba ben tweet atmıştım. İşte bir önceki gün erkek arkadaşımı böyle bir yere bıraktım. Ondan sonra. Sonra da şey yazdım pazartesi günü. Dün seni bırakırken gidiyor gönlümün efendisini söyleyecektim. Unuttum sen söylemişim farz et yazdım. İşte söndürün kalbimi gidiyor gönlümün efendisi yazdım. Kadın çat diye karşılık verdi. İki gün önce ben de aynısını düşündüm. İşte giderken böyle arkasından video çektim falan. Ondan sonra böyle ortalık bulandırıyor yani. Ortalık karıştırıyor. Ondan sonra. Sonra ben bunu erkek arkadaşıma attım. Dedim ki bak bu bana cevap veriyor. Birkaç gün önce de olmuştu. Biz böyle iki gün üç gün baya böyle karşılıklı tweetleştik kadınla. Ondan sonra. Sonra neyse. Bu böyle saçmalama umursama falan dedi ama artık onu görünce kadını engelledi. Ondan sonra Facebook'tan ve şeyden takipleşiyorlarmış. Twitter'dan takipleşiyorlarmış. İkisinden de kadını engelledi. Sonra ben böyle çok mutsuzum, çok keyifsizim falan. Yani kadının yazdıklarını görseniz kadın şey falan dedi. Bir süre işte bulaşmayacağım, çocukla uğraşmayacağım falan yazdı böyle. Ondan sonra işte bana dediler, uyardılar beni falan yaptı böyle. Diyor ki hani o beni uyardı diyor. Yani iğrenç kadın senin hiç mi kadınlık gururun yok ya? Senin hiç mi kadınlık gururun yok? Neyse ondan sonra dün akşam erkek arkadaşım geldi. Kadın bir okulda çalışıyor. Benim erkek arkadaşımın oğlu da meğer o okulda okuyormuş öğrenci. Ondan sonra. Ve kadın böyle sapık gibi sürekli olarak çocuğu böyle şey yapıyor anladığım kadarıyla işte. Bunlar hakkında böyle şeyler soruyor, öğreniyor falan filan. Neyse dün akşam geldi bu. Ya dedim bana de ki sevgiliyiz, sevgiliydik, takıldık, yattık, kalktık. Ya önemli değil. Bana sadece söyle. Ya bir insanın bu kadar mı gururu olmaz hani? Kadın bana karşılık veriyor, kadın bana cevaplar yazıyor. Ya herhangi biri, hiç böyle alakası olmayan biri böyle şeyler yapamaz ya dedim. Siz bir şey yaşadınız dedim, sen bunu benden saklıyorsun. Kızmayacağım ya, söyle dedim, söyle. Bileyim, belirsizlikten öleceğim. Öyle miydi, böyle miydi?
Ondan sonra kadın diyor ki işte 2 gün önce benim yanımdaydı. Ondan sonra gece giderken ben de şey yaptım. İyi de dedim yani biz o akşam 8'den gece saat 2'ye kadar mesajlaştık seninle. Onun yanından bana mesaj yazdın. O da böyle yanında okudu mu? Nedir yani? Ondan sonra. İğrenç bir kadın ya. Bunun işte ailesini falan tanıyor böyle. Ya bunları bile tanıya tanıya böyle utanmadan ondan sonra beni buluyorsun, ediyorsun falan. Ya sen gerçekten nasıl bir gurur ya? Nasıl bir gurursuzluk? Sonra işte al telefonunu dedi. Aldım elime. İşte şu isim dedi. Gir dedi. Girdim. Bu kadın dedi bana bir gün dedi çıplak fotoğraf gönderdi dedi. Ondan sonra teşkilattan bir kadın dedi. Bir anda dedi böyle bir fotoğraf. Kadın da kapalı bu arada. Yani şey yapmak istemiyorum yani açık bir kadın da gönderebilir ama o kadın kapalı mesela. İnsanın aklı almıyor. Bu da kapalıydı bu arada. Sonra dedi ki bak takipleşiyorlar dedi. Bunların hepsi dedi çete gibi. Böyle dedi işte biz hani bizim gibi adamlara dedi şey yapmışlar. Bir de erkek arkadaşım birinin tweetini favlamıştı. Kadın da gitmiş o tweeti favlamıştı. Ama ben dedim ki ya dedim senin tweetlerinin favlarına bakıyor yani. Yoksa dedim adam dedim sizin oralı mı diye baktım. Adam sizin oralı değil dedim. O kadın onu nereden tanıyacak ki dedim. Dedi ki o da o kadın onun, o adam o kadın için dedi iyi bir av yaptı böyle. Ya bir şey yaşadığın bir kadının arkasından da böyle laflar etmezsin hani etmezsin. O kadar iğrenç hani o iğrenç sen de mi bu kadar iğrençsin? Deliriyorum yani içime bir şüphe bir kuşku düştü ya. Sonra dedi ki sana yemin ediyorum aramda hiçbir şey yok dedi. Bak bugün dün akşam işte dün gece kandildi ya Miraç kandildi. Kandiliniz mübarek olsun bu arada arkadaşlarım. Geçmiş kandiliniz. Buradan eve gitmek nasip olmasın ki dedi. Kadınla aramda hiçbir şey yok dedi. Ondan sonra sadece seninle beraberim dedi. Kadınla aramda hiç de bir şey olmadı dedi. Hiçbir alakam yok dedi. Bunlar böyle birkaç tane sapık dedi. Bu şekilde birbirlerini de rahatsız ediyorlar. Birbirlerini de taciz ediyorlar. Arkadaş ayağına hepsi bu şekilde davranıyor. Ve dedi böyle işte ben birini takip ediyorum. Hemen onu takip alıp hemen kıskacı alıyorlar falan yaptı. Ondan sonra bunların hepsi böyle Cansu dedi. Hani ben dedi yüz vermiyorum, ben bir şey yapmıyorum, ben konuşmuyorum, ben görüşmüyorum. Dedim ki kadın seni aradı mı? Hani beni engelledin, neden engelledin ya da aç engelim, özür dilerim diye aradı mı dedim. Beni de asla arayamaz dedi, öyle bir şey yok dedi, beni arayamaz. Ondan sonra dedim ki kadınla biz engelleştik. Kadın da beni engelledi, ben kadını engelledim, kadın da beni engelledi. Eğer dedim, fake hesaptan bakıyorum dedim, Dilara'ya fake hesap açtırdım. Eğer dedim takipleştiğinizi görürsem dedim seni döverim. Ondan sonra tekrar dedim o engeli açtığını falan görürsem seni gebertirim dedim. Saçmalama falan yaptı böyle. Ondan sonra öyle ev çok dağınık. Evi bir toplayacağım, derleyeceğim, toplayacağım. Her yer her yerde. Masada bir tane pizza kutusu var. İçinde böyle pizza var falan. Rezillik ya. Ev rezalet. Neyse. Öyle yani. Artık kesinlikle eminim. Kesinlikle ama kesinlikle eminim. Kadın yüz bulamadığı için hani böyle şeyler yaptı ondan sonra. Benim erkek arkadaşım da şey dedi. Al telefonumu istediğin kadar bak yaptı mesela. Artık böyle şeylerden dolayı artık gönlüm rahat. Kadın da engelledi. Hayatımızdan kadını çıkardık. Tabii ki de yani erkek arkadaşımın oğlu onun çalıştığı okulda okuduğu için. Ama sonuçta eğitimle hani benim erkek arkadaşım ilgilenmiyor. Eski eşi ilgileniyor sonuçta. O yüzden bizlik bir şey kalmadı yani artık. Onluk da bir şey kalmadı. Ve kadın hayatımızdan inşallah sonsuza kadar çıktı artık. Dedi ki bunu sana yarın dedi bir başkası da yapabilir dedi. Bunlar bu teşkilattakiler gerçekten böyleler dedi. Gerçekten böyleler. Sürekli dedi böyle şeyler yapıyorlar dedi. Birbirlerinin ayaklarını kaydırıyorlar. Nerede dedi şey adam var. İşte maddi durumu iyi. İşte hani partide iyi bir yere gelmiş adam varsa dedi. Hemen dedi böyle üşüşüyorlar dedi. Ama dedi bunlar hani yani 1000 sene de dedi yalnız kalsam ikisi de dedi yüzüne bakacağım insanlar değil dedi. İkisi de çirkin dedi. İkisi de varoş dedi. Ondan sonra benim ne işim olur dedi. Sonra işte şey dedi hastayım ve dedi sadece seni seviyorum. Bana sadece sen iyi geliyorsun dedi. O yüzden kendini de beni de böyle bir şeyle yıpratma artık dedi. Artık bırak hani.
Ondan sonra benim hiçbir alakam yok. Hiçbir zamanda dedi bir alakam olmadı dedi. Onlar dedi bu sapıklıklarıyla devam ediyorlar dedi. Sadece bana değil dedi. Sana bunu yaparken bir başkasına da atıyorum dedi. Birebir yüz yüze yapıyordur dedi. Instagram'da yapıyordur, Facebook'ta yapıyordur dedi. Ondan sonra yapıyordur dedi. Yani onun gözünde ben tek aşkı, hani bana aşık gibi bir şey yok dedi. O kimi dedi gözüne kestirirse, kimden dedi nemalanabilecekse dedi, onunla ilgileniyor dedi. Orada konu ben değilim. Hatta dedi orada konu sen de değilsin. Ondan sonra ya kadın böyle şey diyor, başkasının mutsuzluğu üzerine mutluluk kurarsan falan. Ulan benimle ne alakası var? Ben sizi tanımam etmem. Siz kimsiniz ki? Ondan sonra eğer sevgilisiysen atarsın bana konuşmalarınızı, bir mesajınızı. Sana atıyorum aşkım demiştir, canım demiştir, ne kadar güzel bir kadınsın demiştir. Atarsın bana bunları. Ben de çeker giderim. Hiç böyle şeyler yok ama suyu bulandırmak için 2 gün önce gece karanlığında giderken ben de video çektim. Aynı şarkıyı söyledim. Sen ne kadar iğrenç bir insansın ya. Sen ne kadar leş bir kadınsın. Sen kadın da insan hiçbir şey değilsin ya. Hani böyle dürtüsel yaşayan bir hayvan bile değilsin. Gerçekten o kadar acayip bir şey ki. Utanmadan ben orada gidiyor gönlümün efendisi hani yazıyorum. Ondan sonra 2 gün önce o giderken benim de aklımdan geçti. Kalp kalbe karşıdır diyorsun. Abi sen ne kadar pislik bir insansın. Hani o kadar mı miden geniş? İğrenç ya, çok iğrenç yani. Ondan sonra bir de bakıyorum yani benim erkek arkadaşım böyle şeydir ya, tatlıdır hani. Böyle şeylerle işi olmaz falan ondan sonra. Ama işte insanı böyle bir kere bulandırıyorlar ya, böyle bakıyor sürekli böyle Instagram'dan hikayelerime bakıyor. Kendini göstermeye çalışıyor. Sürekli erkek arkadaşımın tweetlerinin altında. Ya mesela tweet atıyor tamam mı? İlk o kadın şey yapıyor. Muhtemelen bildirimleri açık. Ondan sonra ben fark ettim bu arada kadına bakarken. Kadın bunu bu anlamda herkese yapıyor. Böyle şeylerin hani böyle toş toşlu, taşaklı tiplerin her zaman tweetlerini favlıyor, 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 favlıyor. Mesela o kişiyi kendine takip et, o kişi kendisini takip etsin diye böyle tweetlerin altına yorumlar yapıyor, yapıyor, yapıyor. En sonunda adam kendisini takip ediyor. Hep böyle yani, hep böyle yolunu bu şekilde bulmuş falan ondan sonra. Ve bakıyorum aylarımı çok boşuna yemişim. Yani dün akşam artık kesinlikle en son hani son konuşmamızda böyle uzun uzun konuştuk hani şey yaptık ve hallettik hani. Ondan sonra çünkü bir de mesela şey dedi. Eğer dedi kadınla görüşmüşsem, görüşüyorsam kollarım tutmasın, çürüsün gitsin dedi. Ve hani gerçekten zaten hastalığı kollarından. Orada falan da artık hani şey oldum, emin oldum yani. Öyle. Sonra işte siyasetçi çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Gece onunla mesajlaştık. Dedim ki böyleyken böyle çok dedim bunalıyorum. Böyle bir şey oldu dedim. Ondan sonra saçmalıyorsun dedi. Saçmalıyorsun. Saçmalıyorsun dedi. Hiçbir erkek öyle bir kadına bakmaz dedi. Ondan sonra ben bile bakmam dedi. Kendisi birazcık böyle sever böyle şeyleri. Ben bile dedi böyle kadınlara bakmam. Bunlar dedi tehlikeli kadınlar dedi. Bizim partide de çok var dedi. İkisi böyle farklı partiler. Bizim partide de çok var böyle kadın dedi. Neler yapıyorlar Cansu, neler yapıyorlar dedi. Yalandan hikayeler kurmalar, adamı takip etmeler, adamı taciz etmeler. Her şeyi neler neler yapıyorlar dedi. Böyle dedi akende aralarında o benim sevgilim diyerek dedi biz onunla beraberiz diyerek yanına gittiğinde de böyle kolunu elini tutarak ondan sonra samimi davranarak yakın durarak kendilerini sevgiliymiş gibi gösteriyorlar diğerlerine karşı dedi. Neler neler var Cansu, o kadar dedi bu siyaset sistemi o kadar pis ki dedi. Ama dedi kendini bilen hele dedi yani senin erkek arkadaşının yaşında bir insan dedi. Asla dedi öyle bir kadına bakmaz. Gönlün çok rahat olsun dedi. Ondan sonra hani genç olsa atıyorum 25-30 yaşında 30-35 yaşında bir erkek olsa dedi asla dedi kaçırmaz bayılır öylesine ama dedi 40 yaşından büyük bir adam dedi çoluk çocukluğu olan bir de ailesini tanıyan bir adam dedi asla böyle şeyler yapmaz çünkü öyle kadınlar dedi adamı elde etmek için dedi aileye sarkar aileye bulaşır dedi
O yüzden dedi böyle erkekler, böyle makamlardaki erkekler kendilerine böyle şeyler yaptırmazlar dedi. Gönlün çok rahat olsun. Sen niye en baştan bana sormadın dedi. Ben sana söylerdim hani derdim ki bak bunları çok yapıyorlar. Gel al benim Twitter'ımı açalım bakalım neler var DM'den neler yazıyorlar falan diye dedi. Ben sana söylerdim. Sen niye dedi bu kadar aydır kendini yıprattın falan. Öyle. 15 dakikadır konuşuyorum. Bir evi temizleyeceğim. Ev gerçekten felaket, felaket. Bulaşık makinesini, çamaşır makinesini falan çalıştıracağım. Ondan sonra evi bir sileceğim, süpüreceğim, temizleyeceğim, bir toz alacağım. Sehpanın üstü falan rezalet, vahşet. Ondan sonra Fatih Altaylı falan izlerim, dostlarım. Sonra görüşürüz. Eve geldim. O kadar yoruldum ki anlatamam. Hocayla Eminönü'ne gittik. Takı falan aldık. Ondan sonra... Ay gerçekten çok yoruldum. Yani o kadar keşmekeş yerler ki o böyle kalabalık falan yoruyor en çok insanı maalesef ki. Gerçekten ben de fazlasıyla ay yoruldum. Takılarımı aldım. Birkaç güne hepsini yükleyeceğim inşallah. Şöyle size birkaç tanesini göstereyim. İnşallah bunlar yakın zamanda Trendyol hesabımda olacaklar. İnşallah beğenirsiniz ki. Çok heyecanlı. Şöyle bakın. Ay çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Görüyor musunuz? Şöyle. Bunlar benim en sevdiğim takılar bile olabilir. Yani bu aldıklarım arasında en beğendiklerim bunlar olabilir. Ondan sonra bir iki parça kendime bir şey aldım. Mesela bunları da çok beğendim. Bunlar da çok şık küpeler. Su yolu bileklik yoktu. Böyle ona benzer hani su yolunun biraz daha büyüğü bir şeyler aldım. Şu da şöyle. Bakın çok şık. Çok çok güzel şeyler vardı. Ama o kadar çok çeşit kalmamış. Herhalde yeniden bir ara şey yapacaklar ama bu aralar yokmuş. Kendime şunları aldım. Çok güzel dantel küpeler. Bunu çok beğenerek aldım. Bana şöyle göstereyim bakın. Baksanıza eskiden böyle gül küpeler olurdu köylerde. Onlara benziyor. Böyle bunu kendime aldım. Ondan sonra mesela bunu da çok beğenerek aldım. Bunu da göstereyim. Şöyle. Gümüş renk. Şöyle. Ataç gibi. Şu şekilde. Bunlar da çok güzel küpeler. Tam böyle güneş batmak üzere olduğu için birazcık böyle şey var havada. Işık. Birazcık sıkıntı. Neyse öyle işte. Sonunda aldık takılarımızı. Dostlar, kardeşler. Bunların hepsi yüklenecek. Kendime aldığım şeyler oldu. Ondan sonra şöyle iki tane şey aldım. Kolye küpe set olarak aldım. Ondan sonra böyle rose gold, böyle değişik bir halka var. Gümüş ataç var. Ondan sonra çok tatlı böyle oyuncak oyuncak küpeler aldım. Çok çok güzel şeyler aldım. Yakında bunları şey yapacağız. Evet. Bu video çok uzun oldu çünkü 15 dakika son olan olayı anlattım ya. O yüzden videoyu böyle acayip uzatmış olduk haliyle. O yüzden bu videoyu burada kapatacağım arkadaşlar. Yarın yeniden yeni bir video açarım. Yarın hem keman dersim var. Birazcık da bugün keman çalışmam lazım. Kemanın 3 haftadır kutusundan asla çıkmaması. 2 hafta 15 tatil vardı biliyorsunuz. Ben halk eğitimde derse gittiğim için okullar tatil olduğu zaman halk eğitimde tatil oluyor. Bir haftada seminer vardı. Hocam seminerlere gitti. Bir haftada öyle seminerler yüzünden olmadı. Dün Gülsüm vardı. Ben Gülsüm'ü hemen bırakmak istemedim. O yüzden iptal ettim falan derken artık ilk dersim yarın olacak. Yani uzun zaman sonra 3 hafta sonra. Yarın dersim olacak. Yarın kemana gideceğim. Oradan da maniküre ve şey gideceğim. Kaşlarımı aldıracağım. Kaşlarım çok fena. Kaş insanı oldum. Benim için hiç önemli değil. Yani kaşlarımın dağınık olması, kaşımın çıkması. Bir şey söyleyeyim mi? Bıyığımın çıkması da hiç önemli değil. Ben hiç böyle şeyleri önemsemiyorum. Yani bir insan pis olmadıktan sonra olabilir. Vaktim olmadı, kaşlarımı aldıramadım. Vaktim olmadı, bıyığımı alamadım. Nedir yani? Çok çok önemli şeyler değil. Ama mesela şeye özen gösteririm. Hocamın azıcık ucu açılsın. Çok takılırım ona ama kaşa çok önem vermem. Bu arada galiba ben bıyığa da takılırım. İnsanların bıyığı olmasın. Alın hemen fıtı fıtı alın ya da bir jiletle böyle fıtı fıtı fıtı
Alın gidin. Evet dostlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.